Merhaba arkadaşlar, ben Airsoft Askeri. Bugün toplam 10 kişiyle 5'e 5 hızlı bir son adam senaryosu oynayacağız. Bu senaryonun tek farkı ise her iki takım da bir kereliğine vurulan arkadaşlarını dokunarak iyileştirebilecek. Oyunda hayatta kalan takım ya da takım oyuncuları oyunu kazanmış olacak. Çok az olduğumuz için arazinin küçük bir bölümünü kullanacağız. Şimdi her iki takım da düdük sesiyle kendi başlangıç noktalarından oyuna başladı. Takım kaptanımın hemen arkasında onun bakmadığı yönleri kollayarak oyun alanının içerisinde bulunan eve doğru yaklaşıyoruz. Oynadığımız alanın en hakim yeri ev. Bu yüzden önce eve hakim olmak, oyun alanına hakim olmak demek. Takım arkadaşımla birlikte, kaptandan ayrılarak ev temiz mi değil mi kontrole gidiyoruz. Evin sağ, solu her bir yeri çok önemli. Yeterince temiz görünüyor. Evin avlusundan tekrar içeri gireceğiz ve arka tarafına bakacağız. Takım kaptanı evin dışında karşı takımdan bir kişiyi aldı. Buraya bak, medik almasın. Şimdi kimsenin onu iyileştirmemesi için resmen başından nöbet bekliyorum. Düşman oyuncusu ise elini kaldırarak iyileştirilmeyi bekliyor. Diğer takım arkadaşlarım da alanı düşmanlardan temizlemeye devam ediyor. Genelde bu tip oyunlarda görev paylaşımı çok önemli. İleride bir takım arkadaşımı esir aldığım düşmanın yanında görünce ben de pozisyonumu hemen değiştiriyorum. Önce takım kaptanımın yanına, ardından da evin diğer bölümlerine gidiyorum. Evren, neredesin oğlum? Şimdi takım kaptanımızla takımı tekrar toparlayıp evin içinden geçerek evin en arkasını almaya çalışacağız. Aa, vuruldum! Fakat tam avludan geçip evin en arkasına bakacakken az önce kontrol ettiğim kısmın bir yukarı katından atış aldım. Tam kıçımda. İşaretlendim ve bir anda oyun dışı kaldım. Yukarı! Sağ olsun, takım kaptanımız hiç vakit kaybetmeden beni kurtardı. Ancak aynı durum, şu an yerde yatan arkadaşımı kurtarmaya kalkıştığımda ne yazık ki geçerli olmadı. Vuruldum! Onu kurtarmaya giderken tekrar vuruldum ve tamamen oyun dışı kaldım. Bir diğer oyunda bu sefer takım olarak çok dağılmamaya çalıştık. Evin içerisine pek girmeden sadece dışarısında kalıp etrafını sararak tutmaya ve düşmanı evin içeri kısmına sokmamaya özen gösterdik. Bu sefer daha da dikkatliyim ve oyunu sonuna kadar oynamaya kararlıyım. Tam attığım yerde. Geldim.
olan bir düşman oyuncusunun başına nöbetteyim. Kimsenin ona yaklaşıp kurtarmaması için bekliyorum. Eğer tahminlerim doğru çıkarsa hemen önümde bulunan çalıların arkasından düşmanlarının gelebileceğini planlıyorum. Ama arada bir de arkama bakmayı ihmal etmiyorum. Çünkü düşmanın nereden çıkacağı hiçbir zaman belli olmaz. Aradan birkaç dakika geçti ve hemen arkamda bir düşman unsuru gördüm. Gelen seslerden anladığım kadarıyla bizimkiler çatışıyordu. Yaklaşık 30 metre mesafeden düşman unsurunu indirmeyi başardım. Fakat dikkatlice baktığımda anladım ki aslında vurduğum kişi oyunun başından beri beraber olduğum takım kaptanımın ta kendisiydi. Evet arkadaşlar, Airsoft oyunlarında kendi takım arkadaşlarınızı vurma imkanınız var. Bu yüzden benim gibi heyecan yapıp ilk gördüğünüzü ateş etmeniz takımınız için pek de iyi olmayabilir. Bu oyunun hemen bitiminde takım arkadaşımdan özür dilemeyi de ihmal etmedim. Nitekim başka birini de vursanız ona karşı kibar olduğunuzu göstermeniz Airsoft oyunlarının bir parçası. Daha fazla içerik için kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve aynı zamanda beni sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.